Arda, nerede Arda? Valilik binasının önünde. Arda, yetkililerden bilgi alabildin mi? Oraya gelmiş mi bilgi? Nasıl bir gösterebilir misin önce olduğun yeri? Kameraman arkadaşımız bir göstersin. Ahmet Hakan, 1928 yılından bu yana hizmet veren Hatay Valiliği'nin tarihi binasını görüyorsunuz şu an. İlk depremde kısmi zararlar görmüştü bu bina. Tepesindeki saat yıkılmıştı ancak az önce gerçekleşen depremin ardından bina bu şekilde kullanılamaz hale geldi Ahmet Hakan. Işığımız belli bir yere kadar aydınlatabiliyor ne yazık ki. Valilik binasından yerleşkesinden içeriye giremiyoruz güvenlik sebebiyle. Buradaki polis memuru görevliler bizi uzaklaştırdılar buradan. Ama ışığımızın yettiği kadarıyla göstermeye çalışalım. 1928 yılında tamamlanan ve kullanılan Hatay Valilik binası kullanılamaz hale geldi ve yıkıldı. Kameraman arkadaşım Barış Tan'ın görüntüleriyle ekrana geliyor. Bu bina oldukça önemli. Peki Hatay bu Devleti'nin bina1938'deki sürecinde, Hatay Devleti kurulduğu süreçte bir şey sor. Bu bina ilk iki depremde ayakta kalmış mıydı? Evet Ahmet Hakan, ilk iki depremde ayakta kalmıştı bu bina. Arkadaşlarımız binanın eski halini eğer ekrana yansıtabilirlerse oradan tarif edeyim ben sizlere dilerseniz. Binanın ön cephesinde en üst kısım bir saat var. Saat kulesini andıran bir yapı zaten bu valilik binası. O saatin olduğu kısımlarda bazı yıkımlar gerçekleşmişti. Ama kısmiydi bu yıkım. Tamamen bina bu hale gelmemişti ama gerçekleşen son depremin hemen ardından görmüş olduğunuz gibi 1928 yılından bu yana kullanılan bu tarihi bina maalesef kullanılamaz hale geldi, yıkıldı. 6.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saatler 20.04'ü gösterdiğinde o bina maalesef yıkıldı ve bu hale geldi. Biz de oldukça yoğun hissettik bu binayı. Neredeyse 100 yaşına ulaşmak üzere Hatay Valiliği binası. Ve maalesef gördüğünüz gibi etrafta da bazı valilik kampüsünün dışındaki duvarlarda da çatlaklar ve kısmen dökülmeler yaşandı. Zaten bu bulunduğumuz muhitteki tarihi binalarda da ilk depremde bazı yıkımlar yaşanmıştı ama valilik binası bu bina görmüş olduğunuz şekilde ayaktaydı aslında. Sol kısmı sadece ayakta bloğun görüyorsunuz. O sol kısım gibi diğer ana blok da ayaktaydı fakat bu depremle yıkıldı ve görmüş olduğunuz hale geldi. Hatay Valiliği'nin tarihi binası depremin akşam saatlerinde olması elbette oldukça önemli. Binanın kullanılmadığını düşünüyoruz. Bu kapsamda resmi kaynaklardan bir açıklama henüz gelmedi. Henüz çok erken resmi açıklamaları duymak için. Eski Fakat biz hali bu. aldığımız istihbarat üzerine Ama buraya geldik ve Arda. binanın kullanılamayacak şekilde ne yazık ki yıkıldığını gördük Ahmet Hakan. Evet, şimdi bu eski halinin fotoğrafını gördük. Şimdiki hali gösteremiyorum diyor Onur. Yani ışık yok diyor yani. Işığın izin verdiği ölçüde gösterebiliyorum diyor. Sürekli onu söylüyor. Arda gösterebiliyor musun? Şu an yani tam yıkılmamış gibi geldi bana sizin gösterdiğiniz görüntülerle. Yok hayır Ahmet Ya Hakan, bunu ışık söyleyemem maalesef yani. sizi yanıltıyor. Biz biraz yaklaşmaya çalışalım. Gerçi buradaki güvenlik görevlileri de Ya muhtemelen izin kampüsün vermiyor dışına güvenlik çıkmanızı görevlileri. isteyecektir ama Evet. biz yaklaşmaya çalışalım bir miktar size valilik binasına doğru. Yani izin vermiyorlarsa bence zorlamayalım. En fazla Yani buraya kadar belki de gelebileceğiz. sanki sağa doğru bir çökme var. Evet, bir çökme var da hani tam Görebiliyor bir musunuz buradan bilmiyorum görüyoruz. ama Evet, buradan daha güzel göründü. tamamen yıkılmış halde. Yani keşke ayakta kalabilseydi. Çok kıymetli Yok. bir bina, bir tarihsel. 8 sürecinde Biliyorum, de önemli. biliyorum. O hani tarihsel bir perspektifi var. Yani maalesef. Peki, ya şöyle bir şey var. Bu arkadaşlarımızdan biri AFAD'ın Hatay'daki merkezine gidebilirler mi? Oradaki yetkililer ne diyorlar? Hasarla ilgili, enkaz altında kalanlarla ilgili. Bakın, enkaz altında kalanlarla ilgili sosyal medyada yayınlar yapılıyor. Yalan mı, doğru mu olduğunu bilmiyoruz. Teyitli olup olmadığını bilmiyoruz. Öyle aşağılık insanlar var ki bu tür yalanlar uyduruyorlar.
Fakat bu yalanların içinde doğrular da olabilir. O yüzden biz artık yalan mı doğru mu bakmadan bir yaşında bebek var diyor. Yani adam bunu yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor bakmıyoruz. Söylüyoruz çünkü olabilir. Bir ihtimal var. O ihtimale dayanarak bunu söylüyoruz. Yoksa önümüze gelen teyitsiz bilgiyi vermek istemiyoruz. Ama şu anda şehirde zaten bir karambol hali var. Bu karambol halinden yararlanmak isteyen bu alçakların yaptıkları dezenformasyonu bile söylemek durumundayız. Belki doğrudur.